Eret Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, haber bültenine dünya ve ülke gündemine dair olaylardan derlenen haber turuyla başlıyoruz. Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz. Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Geçmişte de söyledik. Yani dolayısıyla Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekte bir yere var olamaz. Sayın seyirciler, AK Parti'nin Erzincan Merkez ile 8 ilçe ve 6 belde belediye başkan adaylarına yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın katılımıyla yapılan toplantıda adaylar kamuoyuna tanıtıldı. Erzincan Belediye Başkan adayımız Cemalettin! Cemalettin! AK Parti'nin Erzincan Merkez ile 8 ilçe ve 6 belde belediye başkan adayları törenle kamuoyuna tanıtıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Avukat Ferhat Bulut, İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuygun, Kadın ve Gençlik Kolları'yla kalabalık bir partili grubu katıldı. Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci yaptı. Bugün yeni bir yerel seçimin arifesindeyiz. Bu seçimden de partimiz lider parti olarak çıkacak ve AK kadrolar ülkemizde yine başarılı hikayeleri yazmaya devam edecek inşallah. Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, göreve başladığı süre içinde Erzincan için önemli projelere imza attıklarını ve hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti. 11 yıldır siyasi hayatımda bu şehre hizmet ediyorum. Bu şehre bir zerre kadar faydam dokunduysa Rabbime sonsuz şükrediyorum, hamdediyorum. Ardından birer konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, AK Parti iktidarının icraatlarından bahsederek AK Partili belediyelerin önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getirdiler. Biz bir dava hareketiyiz. Bizi diğerlerinden ayıran bu ruhtur. Dolayısıyla inşallah AK Parti'nin kuruluşundan bugüne bu 15. seçimimiz olacak. 14'ünü elhamdülillah milletimizin ferasetiyle birinci bitirdik ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bugün biliyorsunuz adaylarımızı tanıtıyoruz. Biraz sonra genel başkan yardımcımız adaylarımızı açıklayacak inşallah. Onların her birini zaten Erzincan tanıyor. İlçelerimiz tanıyor. Sizlerin şahitliğiyle bugünden itibaren yola çıkıyorlar. Allah yollarını açık etsin. İnşallah desteğinizle hepsi kazanacak, hepsi. Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, 17 yıllık iktidarları döneminde 17-25 Aralık olayı, parti kapatma davası, gezi olayları, darbe girişimi gibi birçok olumsuzluğa rağmen dimdik ayakta olduklarını ve sorunların hepsinin üstesinden geldiklerini dile getirdi. 17 yılda neler yaptığımızı, hangi icraatlara imza attığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Sadece Erzincan'a yaptıklarımızı anlatmaya kalksak saatler yetmez. Cennet vatanımızın her bir karışını, evet, hizmet yağmuruna tuttuk, gece gündüz çalıştık. İstanbul'da olan Erzincan'da da olacak dedik. Ankara'da olan Erzincan'da da olacak dedik. Ve şehirlerimizi yeniden inşa ettik. Düşünün değerli kardeşlerim, şöyle gözünüzü bir kapayın,
16 yıl, 17 yıl öncesine bir gidin. 17 yıl önceki Erzincan nere, bugünkü Erzincan nere sevgili kardeşlerim? Doğru mu? Doğru mu sevgili kardeşlerim? 17 yıl önceki Erzincan'da bir canlılık yoktu. O güzelim parklar, güzelim binalar, hizmet binaları, alışveriş merkezleri, hele hele binlerce kardeşimizin istihdam edildiği merkezler yoktu. Ama bugün Erzincan, Türkiye'nin en az, evet, işsizlik oranlarına baktığımızda, Türkiye'nin en düşük işsizlik oranlarına sahip olan illerimizin başında geliyor. Bu başarıda sizlerin katkısı var değerli hemşehrilerim. Sizlerin emeği var, sizlerin gayreti var. Artık Erzincan, biraz önce ifade ettiğim gibi, doğunun incisi, daha da büyümeye, daha da güçlenmeye ve örnek modern bir şehir olmaya devam edecek değerli kardeşlerim. Elvan AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının Erzincan merkezde Cemalettin Başsoy, ilçelerden Çayırlı'da Atınç Bahadır, İliç'te Mustafa Gürbüz, Kemah'ta Osman Öner, Otluk Beledi Vahdet Ercan, Refahiye'de Çakmak Paçacı, Tercan'da Lokman Gültekin'le Üzümlü'de Ahmet Sazlı olduğunu açıkladı. Belde belediye başkan adayları ise Altınbaşak Selim Yeniçeri, Çadırkaya İshak Birol, Çağlayan Hakan Ada, Kargın Zafer Kaya, Mercan Mustafa Seslikaya ve Mollaköy Kadir Akar olarak açıklandı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan'a el işlemesi Erzincan Bakırı hediye etti. Var mı Mercan? Mercan bir duyun bakayım sesinizi. Evet, Mustafa Seslikaya. Mollaköy Belediye Başkan adayımız Kadir Akar. Açılabilir çok canlı. Maşallah. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Erzincan Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Elvan, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Erzincan Belediyesi'ni ziyaret etti. AVM.
Ziyareti AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman Burhan Çakır, Erzincan eski milletvekili Sebahattin Karakelle ve parti yöneticileri katıldı. Bakan Elvan belediye girişinde karşılandı. Belediye başkanlığı makamına geçen Bakan Elvan, Başsoy'dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Bakan Lütfü Elvan'a Erzincan'ı simgeleyen hediyeler verildi. Eski ana arterler dediğimiz, yani ana caddelerin hemen direkt kesen cadde. Başkan burada. Hayır, başkan ortaya varmış. Siyasi partilerde yerel seçim çalışmaları devam ederken adaylar partilere nezaket ziyaretlerinde bulunuyor. AK Parti heyeti CHP ve MHP il başkanlığını ziyaret ederek seçim öncesi görüş alışverişinde bulundular. Genel merkez bazında. Siyasi partilerde yerel seçim çalışmaları devam ederken adaylar partilere nezaket ziyaretlerinde bulunuyor. AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti il ve merkez ilçe heyetiyle birlikte CHP il başkanlığını ziyaret ettiler. AK Parti heyeti CHP il başkanı Ayhan Doğan ve parti yöneticileriyle görüştü. 24 Haziran'da da biz birlikte Sayın Milletvekilimle beraber seçime girdik. Erzincan'daki seçim atmosferi gerçekten de dostluk içerisinde, dayanışma içerisinde. Kim kazanırsa kazansın fark etmiyor, Erzincan için hepimiz çalışıyoruz. Önümüzde de bir yerel seçim var, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim. Yine aynı dayanışma içerisinde, dostluk içerisinde gideceğine de eminim. Hakikaten başkanın da dediği gibi 24 Haziran seçimlerinde Erzincan'da büyük bir dostluk içerisinde geçti. Hoşgörü, kardeşlik. Dolayısıyla da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu seçim döneminde de barış içerisinde olacağımızdan zaten eminiz. İnşallah hakikaten kazanır diyoruz. Dolayısıyla da Erzincan'da seçimden daha önemlisi kardeşliğimizin pekiştirilmesi olarak düşünüyoruz. Bugüne kadar Erzincan'da yapılan seçimlerin tamamı birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde geçmiştir. Eminim ki 31 Mart'a kadar geçecek süre içerisinde de, kampanya süresi içerisinde de bu birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. AK Parti heyetinin bir sonraki durağı MHP İl Başkanlığı oldu. MHP İl Başkanı Salih Aksu, Belediye Başkan adayı Bekir Aksun ve parti yöneticileriyle görüşen heyet görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İl Teşkilatı olarak AK Parti milletvekillerimiz Sayın Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Belediye Başkanımız Cemalettin Başsoy, partimizi ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. Biz Erzincan'da kardeşliği mutlaka pekiştirecek bir seçim yarışında olacağız. Talip olduğumuz yer Erzincan Belediyesi'dir. Erzincan Belediyesi 238.600 insanı bir şekilde ilintisi olan bir birim. Onun için de bütün arkadaşlarla bu seçimi kardeşlik duyguları içerisinde geçirmeyi mutlaka ki yapacaklarımızı anlatacağız, yapılanları anlatacağız ama kardeşliğimizi asla halel getirmeyeceğiz. Bütün hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İl başkanımız ve belediye başkan adayımız bizi çok samimi bir ortamda karşıladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten gerçekten Erzincan'da seçim süresince 24 Haziran'da da bunu yaşadık. Çok dostluk, kardeşlik, hoşgörü içerisinde geçiyor. İnşallah bu seçim propagandaları da kardeşlik, dostluk, hoşgörü içerisinde geçecek diye düşünüyoruz. Hem de öyle geçecek inşallah. Malum olduğu üzere 31 Mart 2019 yerel seçimler arifesindeyiz. Tüm Türkiye'de demokrasi gereği seçimler yapılacaktır. Bu seçimlerde de biz yine Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birçok ilinde aday belirlemede ittifak yapılan iller, ittifak yapılmayan iller olarak belirlendi. Ve bu ruha uygun hareket edeceğiz. Erzincan'ımızda ve tüm Türkiye'de bu ilkeleri benimsemiş Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi illerde bu ittifak ilkelerine uyularak hareket edileceğini biliyoruz. Biz de bu kapsamda Erzincan'ımızda da bunu uyguluyoruz. Şu ana kadar da
herhangi bir aksama olmadan devam ettirdik. Bu demokratik bir yarıştır. Erzincan'ımız için, Erzincan'ımızın geleceği için, Erzincan'ımıza daha çok hizmet etmek için herkes çalışıyor, çaba gösteriyor, gayret sarf ediyor. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Gençlik Kolları yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Gençler Mart'ın sonu bahar sloganıyla çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Elif İnciutlu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gençlik kollarına yeni atamalar yaptıklarını ifade eden Utlu, il, ilçe ve beldelerde önemli çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Öncelikle yerel seçimlerde başarı elde edeceğimize inancımızın tam olduğunu söylemek isteriz. İl, ilçe, belde belediye başkan adaylarımızın istikrarlı ve kararlı bir şekilde partimizin ideolojileri altında durmadan çalıştıklarını görmek biz gençlere umut veriyor. Gençlik örgütleri olarak durmadan hem üniversitede hem de yerelde gençlerimizle istişare ederek sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz. Üniversite komisyonumuzu ve lise komisyonu yapılanmamızı oluşturmak gençlik örgütümüze çok fazla katkı sağladı. Üniversite komisyonumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanımız Mücahit Erik, İlahiyat Fakültesi öğrencisi. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşuyor. Ferhat arkadaşımız Üzümlü Meslek Yüksekokulu'nda, Sekmen arkadaşımız Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda, İlhan arkadaşımız Hukuk Fakültesi'nde, Aziz arkadaşımız Hukuk Fakültesi'nde ve Eray arkadaşımız Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde okumaktadır. Ayrıca Aziz arkadaşımız genel merkezimizin oluşturduğu hukuk komisyonunda da yer almaktadır. Lise komisyonumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başkanımız Enes Akdağ, kendisi lise öğrencisi. Ferhat arkadaşımız, Metan arkadaşımız, Mahir, Ali Eren, Emirhan ve Mert Ali arkadaşlarımız kendileri lise komisyon örgütünde yer almaktadır. Liseli gençlerimiz kendi istekleriyle bizlere ulaştı. Faaliyet yürütmek istediklerini söylediler. Bizler de onları kırmadık. Onlar bizim geleceklerimiz. Bizler koltuğu bıraktığımızda kendileri yerlerinde olacaklar. Halk Lisesi Komisyon Başkanımız ve ekibine, huzurumuzda Üniversite Komisyon Başkanımız ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Mart'ın sonu bahar sloganımızla biz çalışacağız, Erzincan kazanacak diyorum. Erzincan yarı yıl tatili özel umre turuyla kutsal topraklara gidecekler için Terzibaba Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. 193 umreci Erzincan Havalimanı'ndan direkt uçuşla Medine'ye gitti. Erzincan yarı yıl tatili özel umre turuyla kutsal topraklara gidecekler için Terzibaba Camii'nde uğurlama programı düzenlendi. Sallallahu aleyke amen. Programa İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, umreciler ve yakınları katıldı. İl Müftülüğü ve gönüllü imam hatipler tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve ilahiler okundu. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, burada umre ziyaretine çıkan vatandaşlara hitap etti. Çetin, yapılacak ibadetlerin kabul olmasını diledi. Orası bir eğitim ve alıştırma yeridir. Kendi hayatımıza yeniden bir çeki düzen vermek için çok gayret etmemiz gereken bir yerdir burası. Değerli kardeşlerim, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kendimizi çek etmemiz lazım orada. Gerek Beytullah'ta, ki Beytullah deyip geçmeyelim, orada kılınan bir namazın karşılığını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 100.000 barem olarak beyan eder. Yani bir ibadetin karşılığı bu camide birse, atıyorum, Beytullah'ta 100.000. Ardından 193 umreci Erzincan Havalimanı'ndan direkt uçuşla Medine'ye gitti. Babam ilk defa umreye gönderiyoruz. Çok farklı bir duygu, çok güzel bir duygu. Yani hani babamın olmadığı zamanlar oluyordu evde ama bu çok farklı bir durum. Hem kutsal toprakları görecek hem umre yapmış olacak. Güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. Umreye gidiyorum, ilk kez gidiyorum. Çağaçoluğu bırakıp Yüce Allah'ın duaların kabul edecek mekana gidiyoruz. Herkesin duaları kabul olsun, bizimki de beraberinden olsun inşallah.
Vallahi çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Allah'ım herkese de nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Rabbim ömrümüzün sonuna kadar cümle ümmeti Muhammed'e herkesi çağırsın. Çok mutluyum. Rabbim herkese nasip etsin. Bu duyguyu herkese tattırsın. Tez zamanda gidemeyenlere de Rabbim nasip etsin. Allah razı olsun. İlk defa evet. Allah Cenab-ı Allah herkese nasip etsin. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Oralara gidip, oraları görmeyi. Onun arzusu yarın herkese nasip eylesin. Duygularımızı dille anlatamayacak derecede coşkuluyuz. İnşallah Rabbim herkese nasip eder o güzel mekanları görmeyi. Hayırlı gelsin, hayırlı gelsin. Dualarla gelsin, anasına da dua etsin. Allah bana da nasip eder inşallah, ömür verirse ben de gitmeyi çok isteyeyim, arz edeyim. Ben de yetimlerimi büyüttüm. 7-9 tane yetim büyüttüm, gidemedim. Ama bundan sonra ömür verirse gitmeye benim de niyetim var Allah izin verirse. Hayırlı gidesiz, hayırlı gelesiz. O mutlu günler Allah'ım, Rabbim herkese nasip etsin. Erzincan'ın Yoğurtlu beldesinde kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu. Erzincan'ın Yoğurtlu beldesi Sancaktepe mahallesinde kullanılmayan müstakil bir evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin olayı itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri geldi. Yangının nedeni henüz anlaşılamazken kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıktığı evde kimsenin yaşamadığı ve evin kullanılmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'na Profesör Doktor Mehtap Uysal atandı. Uysal göreve başladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'na Profesör Doktor Mehtap Uysal atandı. Uysal'ın göreve başlaması nedeniyle üniversite rektörü Profesör Doktor Akın Levent hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Düzenlenen devir teslim töreninde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi üst düzey yönetimi de hazır bulundu. Sayın seyirciler, Erzincan'da kaçak keklik avı yaparken yakalanan şahsa 17.194 lira para cezası uygulandı. Av ve yaban hayatının devamının sağlanması için kontrol ve denetimlerin devam edeceği belirtildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Otlukbeli Devlet Avlığı sınırlarında elinde av tüfeği olan bir şahsın, ava kapalı sahada avlandığı görülmesi üzerine yapılan denetim ve kontrolde ilgili şahsın 20 adet çil keklik ve 1 adet kınalı keklik avladığını tespit etti. Şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1799 TL idari para cezası ve 15.395 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 17.194 TL para cezası uygulandı. Avlanılan keklikler veteriner hekim raporuyla imha edildi. Erzincan'da av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için kontrol ve denetimlerin devam edeceği belirtildi. Erzincan'da ısınmak için park halindeki aracın motor bölümüne giren yavru kedi, araç sürücüsünün duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Kedi uzun süren uğraş sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Acaba çırmalar mı bizi? Gel pis 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 pis. Erzincan'da Mesut Akso'ya ait park halindeki aracın motor bölümüne soğuk hava sebebiyle yavru bir kedi girdi. Hadi aldım dur abi dur gel. Gel pis pis pis. Gel yavrum. Aracını çalıştırmadan önce motor kısmını kontrol eden araç sürücüsü Aksoy, yavru kediyi fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü Aksoy, daha sonra bir motor ustası çağırdı. Motor ustası kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken, sürücü de bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Gel yavrum gel. Dur. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağ olasın Mithat Usta. Çıkarttım. Tunceli'de yolu kar nedeniyle kapanan köylerde rahatsızlanan iki kişi ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Hastalar zor şartlarda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tunceli'de yolu kar nedeniyle kapanan köylerde rahatsızlanan iki kişi ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Kentin Nazimiye ilçesi Güllüce köyünde yaşayan 57 yaşındaki Necati Baba Yiğit rahatsızlanınca yakınları durumu 112 acil servis görevlilerine bildirdi. Yolu karla kapalı köye ambulans giremeyince 112 acil servis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibiyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi bölgeye hareket etti. Ekipler yaklaşık 3 saat çalışmayla yola açılan köyden Baba Yiğit'i alarak Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'ne ulaştırdı. Bu görevin ardından kent merkezine dönüşe geçen AFAD ve UMKE ekipleri Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde de 69 yaşındaki Ali Rıza Sarı'nın rahatsızlandığı ihbarını aldı. Bölgeye hareket edip araçlarıyla Sarı'nın evinin yakınlarına kadar gelen ekipler yolun kalan kısmının karla kaplı olması nedeniyle hastayı almak için bir süre yürüdü. Yürüyerek eve ulaşan ekipler ilk müdahaleyi yaptıkları Sarı'yı daha sonra havuz sedye ile kaydırarak yoldaki aracın yanına kadar taşıyıp ambulansa aldı. Sarı daha sonra ambulansla Pülümür ilçe Entegre Hastanesi'ne ulaştırılıp tedavi altına alındı. Ekiplerce hastaneye ulaştırılan her iki hastanın da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Van'da terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü silahlı terör örgütü PKK-KCK adına kırsal alanda eğitim alıp faaliyet yürüttüklerine yönelik kent merkezli ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İÖ, SD ve SD nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. YÖ, VK ve DS ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van'da 8 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyalle görsel dokümanlar ele geçirilmişti. Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi hafta sonunda doldu taştı. Sporcu grupları ve Erzincan halkı Ergan Dağı'nda güzel bir hafta sonu geçirdi. Bir grup gönüllü sporcu da doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için dağda yemleme çalışması yaptı. Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi hafta sonunda Erzincan halkının ve sporcu gruplarının akınına uğradı. 14 kilometrelik kesintisiz kayak yapma imkanı, günübirlik tesisleri, gondol ve telesiyeci, usta ve acemi pistleriyle birlikte tüm yaş grupları için kayak kiralama imkanı bulunan tesis en yoğun günlerini yaşıyor. Erzincan Belediyesi ise hafta sonlarında tesislere ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Bir grup gönüllü sporcu grubu da doğada yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için dağda yemleme çalışması yaptı. Kayak pistinin yanında bulunan çamlık alana giden sporcular doğaya yem bıraktılar. Biz de her sene olduğu gibi doğanın gerçek sahipleri olan kuşlara, hayvanlara, buğday, ekmek, çavdar gibi ürünleri her sene getirerek yemleme çalışmalarımız bu sene de yine devam ediyor. Grup arkadaşlarımız olarak böyle bir etkinliği her sene yapmaya çalışıyoruz. Sadece burada kaymanın dışında farklı şeyler olduğunu kayaksever dostlarımıza göstermek amacıyla bugün doğanın gerçek sahiplerinin yem ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Bir yemleme çalışması yaptık arkadaşlarla. İnşallah onlara bir nebze olsun fayda olur. Bu kış bu soğuk gününe gerçekten onların yem bulması çok zor. Biz onlara yardım için buradayız. Diğer arkadaşlarımızı da bu duyarlılığa davet ediyoruz. Doğayı seven herkesten bu tür çalışmaları bekliyoruz. Örnek olmasını temenni ediyoruz.
Erzincan'da okul sporları A genç kızlar ve erkekler handbol müsabakaları devam ediyor. Erkeklerde 8 takım, kızlarda ise 6 takımın mücadele ettiği turnuvada birinci olacak takımlar Erzincan'ı bölge müsabakalarında temsil etme hakkı kazanacak. Erzincan'da okul sporları A genç kızlar ve erkekler handbol müsabakaları devam ediyor. Erkeklerde 8 takım, kızlardaysa 6 takımın mücadele ettiği turnuvada birinci olacak takımlar ilimizi müsabakalarda temsil etme hakkı kazanacak. Okul sporları kapsamında düzenlenen handbol turnuvalarında sporcular takım olarak birincilik için yarışıyor. Yıldırım Akbulut Spor Salonu'nda devam eden müsabakalarda okul takımları dereceye girmek için kıyasıya mücadele veriyorlar. Düzenlenen müsabakalar gün içinde oynanan karşılaşmalarla Perşembe gününe kadar sürecek. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan -3.10, Erzurum -2.10, Sivas -3.4. Gümüşhane 4-5, Bayburt -1-9, Giresun 5-12, Elazığ -3-3, Tunceli 1-6, Bingöl 1-7, Malatya -2-3, Yozgat 3-4, Amasya 1-7, Kars -1-14, Van 3-5, Ağrı -8-17 derece. Serbest piyasada dolar alış 5.50, satış 5.51, euro alış 6.31, satış 6.32. 22 ayar altın bilezik alış 207.98, satış 210.09, tam altın alış 1.500.87, yarım altın alış 742.77, çeyrek altın alış 371.36'dan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.